Köyümüz Aflak Köyü'nün kuruluş tarihi. 1648 yılında Çeçenistan yakınlarında Eflak Ovası'nda İnguş Beyliği diye bir beylik vardı. Rusya'nın müstemlekesi altındaydı. Rusların zulmünden, o zamanki Rus çarının zulmünden bunlar aciz kaldılar. 1648 yılında burası dağıldı. Dört kardeş, dört kata deveyle yola çıktılar. Şuraya konalım, buraya konalım. İki senede şimdiki köyümüz Aflak Köyü'nün Ahmet Fakılı yani Yaylak mevkisine, şimdiki yüksek okulun üst taraflarına geldiler, kondular. Orada çoğaldılar. Aralarında anlaşmazlık çıktı, anlaşmamazlık çıktı. Kavga oldu, adam vurdular. Kan döküldü, bir yarısı küstü, Mucur yakınlarındaki Aflak Köyü'ne gitti. Orası bu sene Altın Yaz olarak kaldı. Köyümüzün ismi de Akpınar olarak değişti. Köyümüzden bölünen o kişiler oraya gittikten sonra bu kanlı toprakta burada durulmaz diye oradaki kalanlar da kalktılar şimdiki köyümüzün olduğu yere, Bozdağ denilen mevkinin bağrına kondular. Burada oradan gelenler şunlardı: Ala, Ahmet'e, Cafer'e, İsmail'e. Ala'nın soyundan gelenler, soyadı Bayraklı olanlar. Ahmet Ağa'nın soyundan gelenler karanfiller. İsmail Ağa'nın soyundan gelenler soyadı Solak olanlar. Cafer Ağa'nın soyundan gelenler de soyadı Şahin olanlar. Daha sonra buraya başka kabileler de gelmişler. Mesela Koyuncular, Küller, Çavdarlı Köyü'nden geldiler. Külcü Hoca diye birisi vardı. Küller ismini oradan alıyor. Bu kabilenin soyu Koyuncular. O Çavdarlı'dan gelenler de Diyarbakır'ın Bismil'den aşiret imiş bunlar. O reis kan davasından kaçmış. Çavdarlı'ya gelmiş. Çavdarlı'dan da bizim köye bölünmüşler. Aşıkları da söyle. Daha sonra Hanifiler, soyadı Çukuryer olanlar, bunlar Hacı İsmaili'den gelmişler. Beşik Kayalar, Hacı İsmaili'den gelmişler. Başka kim var ya? Nafisler. Nafisler, Belpınarlar, bunlar Satan Sarı'dan gelme. Gökyunuslar, ateşler yani Fatahamızalar, bunlar Sarı Karaman'dan gelmeler. İkisi bir kabile. Babalarının karılar yani soyadı Solaker olanlar Hocabeyli'den Lallardan bölünme. Hocabeyli köyünden gelmeler. Topal Çapan, Hacı Veli, Satan Sarı'dan gelme. Sertler, Deliveller, Nürgüz'den gelme. Kürd Ahmet'den, Erzurum Hınıs'tan gelme. Başka kim var ya? Hangi kabile var? Unuttum. Başka yok. Gömükpınar. Gömükpınarlar. Onlar da Solakerlerin soyu. Hocabeyli'den gelmeler. Onlar da onların soyuna da Karılar derler. Toptan. Yani babalar Solakerler, Gömükpınarlar, bunlar Hocabeyli köyünden gelmeler. Ceranlar Karnıhıslı'dan gelme. Daha başka kimler var bilmiyorum ki. Kim kaldı? Aflak, bizim köyümüz Aflak ismini oradan gelenler
o dört kardeşin memleketi olan İnguş Beyliği Eflak Ovası'ndaydı. Eflaklıların yanına giderim, haydin Eflak'a gidelim derken, yani Aflak ismini Eflak'tan almış, sonradan Aflak olarak değişmiş. 1965 yılında devlet kararıyla Akpınar köyü oldu. Köyümüzün genel tarihi böyledir. Kaynak kişi Harun Demiryürek, Akpınar köyünde.